de bir video çektim. Fatih abi çok güzel dans ediyordu Ezel'in şarkısıyla. 10 saniye topu topu YouTube telifi bir yapıştırdı. Çok can sıkıntısı ya. Ben de bazen uğraşıyorum öyle. Nasıl diyorsun? Yüz kızartıcı suç işlemişim gibi hissettim. Şey telif yediniz de video ya. Şey geliyor. İmirhan'la beraber kamptayız. Habersiz kayda başladık, kusura bakma. Yani biz de ne böyle. Ne bileyim ben. Arkadaşlar ben de eski tenis şampiyonu. 1990'lı yıllarda. Instagram'da mavi tikim yok çünkü 90'lı yıllarda olunca mavi tikim mavi tik vermiyorlarmış. Öyle yani, şapkamdan dolayı tenis şampiyonu olduk. Hadi bir giriş konuşması yap, bir açılış konuşması yap bakayım. Burayı bir anlat, nasıl gelinir, nasıl bir yerdeyiz, ne planlıyoruz, menüde ne var? Valla menüde tavuk var, et var. Ya bir geçenlerde birisi yorum yazmış benim videolarımın altına. Bu adamı ne zaman seyretsem sucuk yiyor demiş, tamam mı? Ne giydim oraya. Kampta en güzel sohbeti muhabbeti ya, yemek falan bahane yani. O bazen görüyorum, ben de ciddi anlamda böyle özeniyorum, hani böyle süslüyorlar, püslüyorlar ama hangi kampa gitsem o muhabbet çok zor yani. Sırf onun için çıkman lazım böyle. Çıkayım masayı süsleyeyim, böyle şeyi koyayım. Gün batımını bekleyeyim, şarap şişesini çekeyim falan böyle. Açlık öyle bir vuruyor ki adamı. Bu arada o bardaklarını unutmadım hala. Adamın bagajında şarap bardak seti var. Ne yapıyoruz artık onları? Ne yapıyorsun onları? Söyle bakayım. Arkadaşlar bizim bagajlarımızda düzenimiz her zaman hazır. Yani atıyorum gün ortasında rastgele hadi bir balık yiyelim dediğimiz anda tüpümüzden tavamıza kadar. Abi tamam da plastik bardak olur anasını satayım. Senin gibi bildiğin şarap bardakları var orada. Cam bardağı. Ya tabii severek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Pekala. Çamyuva ile Tekirova arasında Faselis Antik Şehri'ni bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Faselis Koyu'nun hemen yanındayız. Buraya Sundance diyorlar değil mi? Sundance diyorlar ama ara ara yolları kapatıyorlar burasının. Kışın mesela bir iki defa biz gelmek istedik ama gelemedik. Binek araçlarla buraya gelmek zaten çok zor. Ancak dört çeker arabalarla aynen, falan. Hani bir de yüksek arabalarla. Şey var ama yer mekan 10 numara yani. Çok beğendim burayı. Antalya merkezi ben diyeyim 40 sizliğine 50 kilometre falan mesafedeyiz. Harika bir yerdeyiz gerçekten ve hava o kadar güzel esiyor ki bu gece üşüyeceğimizi hissettim. Yalan yok. Buraya ilk geldiğimiz anda hissettim. Aynen. Şu anda Haziran'ın sonları kaç? 22 Haziran mı? 24 ya. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi sana soruyorum. Acı sigortam bitti. Oradan biliyorum ben. Kemer'de o kadar çok arkadaşımız var ki onlara da konum attık. Gruplara mesajlar yazdık. Arkadaşlar misafirliğe bekleriz diye. Bu akşam burada kalabalık bir ortam olabilir. Arkadaşlarımız buraya baskın yapabilir. 3 öğünlük menü aldık yanımıza. Akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam tavuk. Sabah menemen yapacağız, yumurtalı falan. Yarın öğlen de tavada bir steak mi diyorlar? Steak. Steak gibi bir şey yapacağız yarın öğlen de. Ondan sonra akşama doğru Antalya'ya döneceğiz. Günübirlik güzel bir kaçamak oldu bizim için. Buraya gelene kadar sende de oluyor mu? Gözünde dağ gibi büyüyor hazırlıklar vesaire. Ya ben kampın bir hazırlığını sevmiyorum. O arabaya yükleme olaylarını hiç sevmiyorum. Ondan ziyade kamp bittiği zaman şu çadırı topla, malzemeleri arabaya yükle, eve git bana inanılmaz ölüm geliyor. Bir de onu sevmiyorum. Yoksa kamp hani bir ay burada kalayım böyle tık demem yani. Hadi o, vallahi çok keyif alıyorum ben kampta. İşin angarya kısmını atlattık, hazırlık sürecini atlattık. Tek gecelik kaçamaklar bizi yoruyor çünkü. Dediğim gibi zor kısmını atlattık. Şu anda buranın keyfini çıkartıyoruz. Çekiyoruz, kayıttayız. İyi seyirler. Aga hoş geldin. Nasılsın? Öyle mi? Hemen tıklayınız. Eyvallah. Başka. Kampa geldiğiniz zaman arkadaşlar çadırınız her türlü açılır. Bu konularda biraz profesyoneliz. Kim geliyor hemen? Yok bizim şey ya. Tanju abi. Ne kadar madem bu kadar profsunuz? Bana niye saltı yatırıyorsunuz arkadaşlar? Sen ben çok iyi yaparım dedin oturdun. Ya öyle mi oldu? Tam malzemeyle alırken dedi ki yani ben bir saltı yapacağım dedi parmaklarınızı. Hayır. İşte Emirhan Baran biz kamp kuracağız. Bugün burada kalacağız. İçeceğiz, içeceğiz. Yarın akşamüstü döneriz falan diyorum mesela. Selamünaleyküm. Jandarma uzman çavuş Hakan. Beyler burada mangal yakmak yasak. Teknik de yasak. Kanki ne haber ya? İyidir baba. Alper'im?
Kafana değil mi? Ne haber? Kafana değil mi? İyidir abi. Fatih Baba hoş geldin. Sen bizi Ümit'le karıştırıyorsun. Bir adam var. İşte damarla alakalı var ayağında. Yani 105 yaşına kadar yaşıyor. Herif sigara, alkol içmiş, hiçbir şey yok. Ya benim babam mesela köpeklerle damar tıkanıklı diye bir şey yok. Kolesterol yok. Sırt kasanı. Dekatlan dekatlan. Şimdi havlu bu öyle mi? 110 lira. Aynen mikrofiber. Özelliği çok az yer kaplaması. Mesela 2-3 kişilik bir aile havluyu koydu mu çantası doluyor ya. He. Biz geçen kampa geldik. Böyle, ben bunu cüzdanın arasına koyuyorum. Böyle orada. Fatih abi nasıl deniz? Kaynıyor, kaynıyor. Sıcak mı? Isınmış mı? Çok güzel. Abi. Hayatımda ilk defa süper yüzen bir sincap gördüm ya. Böyle bir şey yok ya. Nerede lan? Adam suya sokuyormuşsun. Tenis şampiyonu. Biliyorsun 39 yaşında ters basıp ayak bağlarını koparınca. ama mavi tıkı yokmuş. Mavi tıkı hiç ihtiyacı olmadı çünkü tıkı yok yani. Bak boş. Boş değil mi? Bu bence oldu. Hadi. Hop. Senin felsefen şu olsun abi. Terliyorsan doğru yoldasın. Öyle bak. Hayvan terle diyorsun ha. Hayvanı terleteceğim. Nasıl kesiyor ya? Vallahi çok enteresan. Kampta bile sosyete takılıyor değil mi? Helal olsun. Gerçekten çok güzel kesiyor. Abi ne güzel yerdeyiz değil mi? Bir şey olmasın abi. Bu saatler daha güzel ya. Harika. Denize bakar mısın? Çarşaf şey gibi. Şu aşk yaşanacak yer ha. Aşkı tazeleyecek yer buralar. Zaten aşk adamısın. Ciddi söylüyorum. Şu sessizliğe bak, şu serinliğe bak. Denize bak, deniz uyuyor, uyuyor. Harbiden uyuyor ya. Çok güzel. Sabah yüzeceğiz biz de. Akşamdan sabah yedik. Sabah eğer uyuyorsa deniz iyi. Akşamdan tuzlanmayalım dedik. Duş. Su da lazım tabii. Duş imkanı yok burada biliyorsun. Bir tane 1,5 litre şaşalı döksem tamam işte. Şaşal diyorlar. Değil mi? Diyorlar. Bu arada bunların da kafa milyon oldu ha. Levent'in kafası 1,5 ya. Artık köpeğe sarmaya başladı Levent. Fena. Durex Play. Hadi Baran Bey alalım sizi testler. Onun kafasını sinekler mi konuyor? Hayır, oral kozmetik mavisi o. Bak bir saat sonra saç çıkacak bundan. Defansla çıktınız kamplarda, keyfiniz kaçmaz. Defans, kampın vazgeçilmezi. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu bir reklamdı. 5 kağıt aldık, söylemek zorundaydık. Yani 5 bin lira, 5 bin lira sponsor aldık. Söylemek zorundayız ama gerçekten güzel. Söylemek zorunda olduğumuz için gerçekten faydasını görüyoruz değil mi? Peki, Levent Bey memnun musunuz defanstan? Ayrıca saç çıkarıyor. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kafa parladı yalnız. Yıllarca ben kampa çıkamadım. Ben onu hatırlıyorum. Defans sayesinde 3 tane kablo çıkıyor. 3 kablo 3 tane Emo biraz daha. Ample gidiyor. Şurada bir şey söyleyeceğim Levent Bey. Siz bu sistemi keşfedene kadar kaç ay kampa çıkamadınız? Karanlıktan korktuğunuzu cümle alem biliyor. Evet, hiç çıkamadım. Ben ilk defa çıkıyorum kampta. Bu aleti tanıyınca çıktım. Hep gündüz kampa gittin değil mi? Teşekkürler DAT. DAT var. Teşekkürler. Kaç tane ampul yakıyor abi? 3 tane ampulümüz var. Hepsi güneş enerjisiyle çalışıyor. Gündüz şarj ediyorsunuz. Gece bütün gün sizi aydınlatıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Herkesin güneşi olur mu? Bizim güneşimiz olur musun? Onlar şarj ediyor. Aynı zamanda bütün telefon, tablet şarj ediyor. Şöyle ya. Şöyle bir şey yapıyorsun. Güneş bu işte. Bu güneş. Bir şey söyleyeceğim. Bu mesela solar paneli tutup kendi kendini donduruyormuş böyle. Sonsuz bir döngüymüş. Doğru olur, mu? Olur. Kendi kendini şarj ediyor. Sen dersten sonra gel ben senin sorunu cevaplayacağım. Bu da sorgu ışığı. Aynen. Sorgu ışığı. Bu da ahiret ışığı. Ahiret ışığı. Hani ölmeden önce gördüğün bir ışık var diyorlar ya, o mu? Bunu yaptık. Şunu yaptık. Ve şu ampuller. Teşekkürler DAT. DAT alıyoruz. Hepimiz DAT alalım. USB girişimiz de var. Telefonlarınızı, iPad'inizi kolayca şarj edebiliyorsunuz. Şarj yani. Özelliği de mi var? Yok. iPad. Abi bu kadar reklam almayın ya. Kamp yapalım ya. Para mı lazım size? Almışsınız bundan da 5000 lira yer yazık günah. Ama DAT da güzel marka. DAT bul bizi. Ama DAT. Kaç aydınlaşıyor ya. İlk şey de var. Yağmura karşı bir tentesi daha var. Ama bu da yağmur geçirmiyor ya. Aynen. Geçirmiyor ama böyle çok bayağı yağması lazım. Zaten bizim arabaya büyük gelir. Bir pır desem buydu. Farklı desem evet. Bu. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Baran'la aynı anda açmaya başladık. Bir pır da bulma.
Ben onu seviyorum çok. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. En sevdiğim ses. Günaydın. Emo saat kaç? Vay, günaydın. Levent nerede? Uyuyor mu? Denize girdin mi, yüzdün mü? Yok, girecektim ama yanıma bir arkadaş aradım ya. Geliyorum, bekle, o arkadaşı buldun. Nasıl aga, rahat uyudun mu? Çok güzel uyudum. Tanıştın mı? Şarkıda en güzel seninkiydi. Belli belli, hamaratsın. Yakışıyor da eline. Merkezi. Ver coşkuyu, ver coşkuyu abime. Her eve lazım lan senin gibi adam. Eteğin olsa alırdım seni. Eteğim olsun. Hı, etek. Allah'tan yapayım. Ben Gürcü'de... ama... Senin drone DJI. DJI, Mavic. Aynı şey. Mavic mi? Aynı. İnanılmaz tabii şey tutuyor. Bir tane ile bakayım. Maçlar ile. Oturup. Gene kullanırız diye düşündüm ben. Yemek yiyeceğiz ya, gene kullanırız diye düşündüm. Daha önce ne diyorduk? Kampa gidiyorsanız yanınıza bayan götürün diyorduk ya. O test çürüdü arkadaşlar. Öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey gerek yokmuş. Erkek arkadaşlarınızla da girebilirsiniz değil mi? Aynen. O kampa büyük gider ha. Hasan, böyle mi mühürlüyorsun? Hı hı. İyiymiş. Levent bomba. Eline sağlık. Hadi gel. Ne yapacaksın sen? Yok yok. Hiç öyle bir şey yapmadım. İlk defa ben de yapacağım. Şu yağ tadında diyoruz, öyle mi? Evet. Yağ ve et suyu. Allah Allah. Beyler ayağa kalkın. Ümit Başkan geldi. Hadi ayağa kalk. Başkanım hoş geldin. Beyler, özel koruma. Burada piknik yapmak yasak, topluyoruz. Hadi toplanalım. Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yemek mağabına hiçbir şey getirmedim. Sadece ay, ekmek, domates, peynir, salata. Saçmalıyorsun şu anda. Ya balık tutacağız, ya şarabı ekmeğe banacağız. O kadar yani. Saçmalıyorsun şu anda. Yeni başkan. Vay. Gerçi siz yemek yemişsiniz oğlum. Selamünaleyküm. Biz yemeğe geldik. Sen olta getireceğim, balık tutacağım falan yani, deyince sana güvenemedik. Ben denize gittim de balık tutmadan geldiğimi gördün mü? Menüde ne var aga? Abi salataları yapıyorum, balık gelecek şimdi. Yakalarlarsa tabii değil mi? Yo, çocuklar çok iddialı. Alacaklar yani. Ama 12 kesinlikle. Volt içinde... Şimdi bizdeki sorun ne biliyor musun Emirhan'cığım? Ben senin yüzünden rahat konuşamıyoruz. Hep elinde bir kamera ya. Bu nedir ya? Bir de küfür edeceğiz. Konuş başkanım, konuş. Şimdi şöyle bir şey var Emrancığım. Biz bu grubu bir ara uzaklaştık ya birbirimizden. O sıra baktım ki Baran Baba Cenabet Offroad'la gezmeye başlamış. Cenabet demiş. Dedim ki ben kardeşimi böyle ortamlarda bırakamam. Tekrar elime telefonu aldım, grubu yeniledim. Cuma akşamdan mesela gidelim. Tamam. Kampımızı tamam. Atalım abi. Cumartesi tamam. Tekne turumuzu yapalım. Tamam. Dönelim yine akşam yatarız. Evet. Pazar günü sabah kahvaltı yapar, basar döneriz. Tamam. Aldos. Evet, Kemer'deki kampımızın ikinci günündeyiz. İkinci güne kalmamızın sebebi de Ümit Başkanımız geleceğini söyledi buraya. Tabii biz çok heyecanlandık haliyle geleceğini duyunca. Aynen. Bir gün daha kalmaya karar verdik burada. Sağ olsun kendisi geldi. Elleriyle bize salata hazırlıyor. Ekip arkadaşlarını da getirmiş. Onlar da şu anda bizim için balık yakalıyorlar denizde. Başkanım ne dersin, balık yakalayabilecekler mi sence? Tabii ki arkadaşlar. Tabii ki. Sizin için her zaman, her zaman her şeyi yakalarız. Bir sorun yok. Ümit bu arada eski ATV'cilerdendir, sağlama offroadçulardandır. Hatta bir dönem kemere heykelini dikmeyi planlıyorlardı. Ölmediği için vazgeçtiler. Ölmesini bekliyorlar. Şşt, arı sokacaksın. Arı sokacaksın. Burada bir heyecanlı.
Bravo. Vay. Bu sarım biri nerede? Vay, Fatih Baba da geldi. Aleykümselam. İtlerik yapma vallahi. Asla. İtlerik. Dalıyorum buradan da devam ediyor. Yok yok. Şöyle devam. Hadi ha. Fatih abi eline yakıştı. Hadi şeye bakın. Alper'e bir bak. Aga eli boş gelmemişsin, tebrik ederim. Güzel mi oldu lan? Abiciğim bırak aldım ben ya, nasıl içeceğim? Bakabilir miyiz? Bakabilirsin. Canlı canlı getirmiş adam ya. Çok güzel. Adı ne? Okuyor mu, kaça gidiyor? Milenür. Milenür. Milenür Can. İkiye gidiyor. Ümit nerede? Ümit su getirmeye gitti. Bak, şey canlı, ben kendimi kurtardım. Ha bunu sen yiyeceksin, sen ya, cepte. Kim takalar, sonra dedim kurtarsın kendini artık. Ne hala arıyor musun? Göster, Levent'e de göster, sever o öyle şeyleri. Erkek dediğin avlanır oğlum. Parayı basıp almaz mikrofon. Bu şey, 2,5 kilo falan gelir herhalde. Gelir gelir, şöyle yakın çek de büyük görünsün. Kahve mi? Karanlık çıkıyor her şey. Çüverim mi? Tabii ki o PUBG'yi oynarken hediye geldi bu haftaki. PUBG tavası öyle mi? Normalde götü kurtarıyorum bundan. Arkaya takıyorum bunu. Kalkan gibi. Aha. Arkada mermi sektiriyorsun. Hayır sıkıntı yok. Götten vurmasınlar da delikanlı gibi ölür mü de götü. Lazım mı? Oradan açıklayamayasın. Öldü mü balık? Yakaladan, 15 tane garanti döner bana. Usta balıkçı sizsiniz de sizi bu adam nasıl yakaladı ben onu anlamadım aga. Acemi şansı. Acemi şansı ha. Bir de utanmadan Ümit'e gittik kafes aldırdık ya. Evet ya. Taşıyamayız dedik boğuluruz dedik. İyi bakalım. Saat 11 olmuş, inanılır gibi değil. Evde 9 dedik mi ayaktayız. İki tane çöp olacak, yazık. Vallahi ateş biterse piç olur yemek. Evet olmaz işte ya. Şey olur. Onu başında atacaktım. Ben şey istiyorum, ulaşmaya çalışıyorum. Ben şimdi onu piç bir... Şey arkadaşlar Emirhan'ın kızı da... Emirhan'ın kızı bu arada YouTuber. Çok güzel çocuklara yönelik videolar falan hazırlıyor. Bir köşeye kartını bırakacağım onun da. Belki çocuğunuz vardır, ilginizi çeker. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Birazdan söyleriz yani. Ama bak, açılış konuşmasını sen yap dedim, bana yaptırdın yine, farkında mısın? Ben normal konuşmam bile YouTube'da. Bakma sen, şimdi yine sana iyi konuştum ya. İyi konuştun ama hakikaten. Vallahi ben normalde hiç konuşmam. Ama kapanış konuşması istiyorum. Çok güzel bir şey, anlamlı bir şey. Anlamlı hatta bir şey. Google'dan anlamlı kapanış konuşmaları diye arattır. Arkadaşlar evinizde kalın. Dışarı çıkmayın. Bak Covid-19 var. Bir sürü hastalık var. Bu en anlamlı bu olur yani bu dönemde. Ya saçmalamayan milleti boğma Allah Allah. Abi bu dönemde en böyle nereye gitsek böyle Covid-19 maske tak. Of boka sardın kapatıyorum.